Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, elimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup önerisi var. Onu görüşüyoruz. Nasıl çalışalım diyorlar. 9 maddelik kanun var. 4 ile 5 diye 2'ye bölelim, temel kanun yapalım diyorlar. Gerçekten yıllar sonra bu AK Parti iktidarının öncesinde kanunlar nasıl çıkıyordu, şimdi nasıl çıkıyor diye böyle arşivleri karıştıran, tutanaklara bakan siyaset bilimi öğrencileri Türkiye nasıl bir dönem yaşamış, parlamento nasıl bir dönem yaşamış, gerçekten utanç duyacaklar. 4 ve 5 maddeye ayrılmış bir temel kanun. Biz deriz ki bunların yerine bunları hemen yapalım. Ama emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır mağdurlar. 21 yılı size ait bir mağduriyetin. 7 ay önce ancak kabul ettiniz. Hala bekletiyorsunuz. Şimdi bu ay sonunda EYT'yi çıkaralım. Mart sonunda maaş alsınlar. Elleri sıcakken o ellerle bize oy atsınlar. Vallahi EYT'liler 20 yıldır zulüm çekti. Ben hep söylüyorum, kış geçermiş ama kurt yediği ayazı unutmazmış. Bu EYT'lilerin sizin bu oyunlarınıza karnı tok, buna asla izin vermeyecekler. Ama çıraklık ve staj mağdurlarını bu işe dahil etmezseniz çok büyük bir vebal altında kalacaksınız. Sözleşmeli kadro bekliyor, yüz binler, kitler, belediye iktisadi teşekkülleri ve Aile Bakanlığı'nda ek dersli çalışan personele mutlaka kadro verilmek durumunda. Ek dersli, Milli Eğitim'de öğretmen ek ders verince ödenen bir işken Aile Bakanlığı almış buradan önce öğretmen, sonra sosyolog, sonra psikolog, sonra sosyal çalışmacı. Aklınıza ne geldiyse ek dersli çalıştırıyorlar. Yılın 4. ayında maaşları asgari ücretin altına düşüyor. Bu arkadaşlarımıza mutlaka ve mutlaka kadro verilmesi gerekiyor. Ayrıca atama bekleyen sağlıkçıları, atama bekleyen tüm meslek mensuplarını bir an önce bu meclisin onların haklı taleplerini duymaları gerekiyor. Özel okul öğretmenleriyle ilgili 2014 yılına kadar ilgili kanunda devlette ne maaş alıyorlarsa onun altında kalamaz diye son derece etkin bir denetim ve koruma vardı. Bir gece yarısı AK Parti Grup Başkan Vekili'nin çıkardığı önergeyle gece 1'i 20 geçe bu madde kalktı. Ve 8 yıldır birçok öğretmen asgari ücretin altında veya asgari ücret sınırında maaşa mahkum oldu. AK Parti'nin 2014'te yapmış olduğu bir şey. Yani lafa gelince kul hakkı kul hakkı deniyor ama bu kadar özel okulda çalışan öğretmenin hakkının bu kadar açık gasp edildiği, gasp edilmesine göz yumulduğu, emek sömürüsüne yol verildiği bir kanun değişikliğinin derhal geri alınması gerekiyor. Son olarak da Yüce Meclis'e bir kez daha özel sektörde çalışanların arada işveren olmaksızın promosyon alabilmesine yönelik kanun teklifimizi arz ediyoruz, hatırlatıyoruz. Bu olursa bakın EYT'liler için dahi 10 bin lira 11 bin lira promosyon yarışı var bankalar arasında. Bu çalışanlar için 15 bin liraya varacak promosyon mümkün. Taş atıp da kolumuz ağrılacak ama aradan işvereni çekmemiz lazım. Hepinize bu konuda bir kez daha çağrı. Tam da dediğiniz gibi efendim, iş tüzük değil. En üst norm anayasa, madde 96. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dair bütün iş ve işlemlerini üye tam sayısının en az 1/3'üyle yapar diyor. Bu konuyu siz bir iş tüzük değişikliğiyle bu yoklamalar belli şartlarda alınsın dediniz. Anayasa Mahkemesi öyle bir red kararı yazdı ki diyor ki bu iş yapılacaksa 200 kişi bu salonda olacak. Öyle dediğiniz gibi açılışta olacak. Oradan odaya gidecek. Ondan sonra yetişecek, makul süre verilirse gelecek demiyor. Burada olun diyor. Bu anayasanın bir gereği ve dünyanın bütün parlamentolarında ilgili sayıyı sağlamak iktidarın denetlemek muhalefetin işidir. Daha bunu özümseyememiş, anlayamamış bir anlayışın karşısında dilimizde... Buyurunuz efendim. Anayasa bana diyor ki iktidar partisi 200 kişiyi toplayacak, sen de bunu denetleyeceksin. Bu evrensel bir parlamento kuralıdır. Buna isyan etmek parlamenter demokrasiye milletin verdiği ödevi yerine getirmeye isyan etmektir. Yorulduğunuz anlaşılıyor, tükendiğiniz anlaşılıyor. Önümüzdeki sene nasıl iktidar toplanır, nasıl kanun çıkartılır, Millet İttifakı'ndan, Türkiye İttifakı'ndan izlersiniz. Sağ olun.